Sen çantanı. Çok sevineceğim. Evet, bu arada yorum alalım. Tuğçe. Kalem eteğin çok güzel gerçekten. Böyle şeyle bakıyorum. Kalem etek giymeyi ben çok özledim. Ama yırtmacı... Sesin çok az geliyor. Kalem etek görünce çok mutlu oldum. Ben çok özledim kalem etek giymeyi. Daha siftah yapamadım. Ömrüm olursa inşallah ben de giyeceğim. Ama arkadaki yırtmaç biraz yukarıda duruyor Özlem. Çok fazla yukarıda duruyor. Biraz daha aşağıda durması gerekiyor herhalde. Ama tam beline geldiği için iyice yukarı almışsın. Siyah beyazla güzel meç etmişsin. Gözlüklerini çok beğendim. Çantanı hiç beğenmedim. Çantana uyduramadım. Daha farklı bir şey alabilirdin. Ya genel olarak beğendim senin. Tarzın olmadığını düşünüyorum böyle bir şeyin. Ama ben çok yakıştırdım. Kalem etek de çok güzel olmuş. Kıpteyle baktım eteğine. Teşekkürler. Ayşegül. Ben şimdi Yeşilçam'a çantanı uyduramadım. Bir de biraz önce bana stiletto dediler. Özden de stiletto giyiyor. Umarım yorumlarınızı ona göre yaparsınız. Çünkü ben genelde farklı ayakkabılar deniyorum bu ikinci ben stiletto. De haftanın 5 günü stilettoyla gelmiyorum buraya. Geçen hafta giydim, bir de bu hafta giydim. Ya benim üzerimden örnek verme kendi. Senin üzerinden örnek vereceğim tabii ki. Burada başkası da giyse başkası üzerinden de örnek vereceğim. Başka insanlar da giyiyor. Özden şu an ben stiletto giyen kimseyi görmedim demek ki. Şu an stilettoyla beni özdeştirme yani, yapıştırma bana, onu istemiyorum. Etiketlerden baktım tamam, sürekli hepimiz... siyah giyiliyor falan denildi. Ve geçen sezonda da baktım totalde 10 tane falan böyle siyah giymişim. Hani her siyah giydiğimde sürekli siyah giyiyorsun oğlum ve giyemiyorum şu an. İşte ben de onu söylüyorum. Ben de nude giyiyormuşum. Aynısını giymediğim halde bunu bana Nihal de söyledi. Bunu bana Gülşat söyledi. Tamam, geçen hafta çok başka bir şey giymiştim. Ama hani hatırlatma yapıyorum ki yarışmacı arkadaşlarım sadece benim üzerimden stiletto yorumu yapmasın ki ben de rahat rahat giyeyim. Özden de siyah stiletto giyiyor arkadaşlar. Ben sadece Yeşilçam'a kutu çanta fikrini bağdaştıramadım. Evet zaten konseptin vintage duruyor ama Özden hani gözlük dışında da bir aksesuar kullan. Kullanmanı tavsiye ediyorum çünkü herkes bir aksesuar kullanıp riske giriyor, sen de gir. Yani çok fazla desenli olduğum için aksesuara gerek duymadım. Ama sen genel konseptlerinde de yani genel kombinlerinde de aksesuar kullanmıyorsun. Yani sevmiyorum çok. Eteğin çok güzel ve vücuduna da çok güzel durmuş. Bence belinin yeri de çok tam yerinde. Çantan ve gözlüğün bu kombinin çantası ve gözlüğü olamaz. Çünkü bak üstündeki de V yaka gelen spor yaka bir şey. Ve onun altına o ayakkabıyı giymeye V yaka, hakkın spor yok. Yaka mı? O üstündeki spor görüntüde bir şey. Klasik bir şey değil üstüne giydiğin şey. Altına o klasik ayakkabıyı giyemezsin. Çünkü üstündeki spor ama onun üstüne siyah ya da ne bileyim daha böyle klasik tarzda bir şey giyseydin o klasik ayakkabıyı giymeye hakkın olabilirdi. O klasik ayakkabıyla o gözlükle o çantayı da kullanamaz. Ama eteğin gerçekten çok güzel. Bu podyumda giyilmiş tek güzel kalem etek bence. Ben böyle bir etek görmedim çünkü. Hazır mısın Özden? Hazırım. Geçebiliriz. Özden Cerrahoğlu, ayakkabı 150 lira, alt üst takım 200 lira, çanta 67 lira. Hoş geldin Özden. Hoş buldum. Neden bu kadar tartışıyorsun stiletto ilgili? Efendim? Stiletto ilgili neden tartışıyorsun? Yani stiletto güzel bir zarif bir ayakkabı yani. Bir stiletto giymememek yani, bir şey yok yani. Kombinine uyuyorsa giyebilirsin ve haftanın 3 günü giymiyorsan tabii ki yani her gün giymememek lazım ama kalem etek altında stiletto cuk diye oturuyor. Hı hı. En zarif ayakkabı. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Çok beğendim. Çanta o pop art senin tarzının zaten işte. Başka çanta beklemiyordum senden. Aynen. Ve ben sana çok güzel bir 8 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Tarzıma selam göndermek zorundayım. Ayhan abi çok teşekkürler. 2.30'a kadar bunu yaptık dün gece. Mutlu oldum. Merhaba. Merhaba. Gözlüğünün fiyatı yazmıyor. Onu son anda taktım. 100 liraya almıştım. 100 lira. Aha. Yeşilçam... Ne dedin? Yeşilçam plaklarının olduğu bir sergi var, ona gidiyorum. Bir de bir şapka taksaymışsın keşke şöyle. Tüllü böyle saç aksesuarlarım vardı da uyduramadım, o yüzden böyle çıktım. Zarif görünüyorsun. Kırmızı, beyaz, siyah. Çantanda o kontrast yaratmışsın. Gözlüğün de güzel. 6. Teşekkürler. Evet. Biraz retro, pop art. Bunu mix etmişsin bunları. Çok beğendim seni. Kim dedi o çanta olmaz diye? O çantanın üstündeki deseni görmedi. Ayşenur.
çantanın topuğu klasik, o arkasında metal olan ayakkabıdan. Hayır, o çanta onun bir üstündeki desen pop art'tır. Çok güzel bir mix etmiş onu. Bırakın da bir yorum yapalım yani sizden sonra. 8 canım. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.